اعدل لهم ما استطعتم من قوة ممكن نفرق واعدل لهم جديد ده ابدًا يعني سيز قوة جهة الدن قوة صيدان دوان سام elinizi almaya bakınız. Bir devlette kuvvet kimdedir? Ticaret erbabında mı? Askerde mi? Ticaret erbabı istiyorsa milyonluk, milyarlık, trilyonluk adam olsun. Efendim, askerin gücü onlarda yoktu. Öyle olunca efendim esirdir. Esir olunca kıymeti kalmaz insanın. Şimdi Şam memleketi efendim Osmanlı'dan ayrıldı. O zamandan bu zamana kadar aradan belki 100 sene geçti. 100 sene. Müslümanlar Suriye'ye hükmedemedi. Şam'a hükmedemedi. Şam ticaretle meşhur oldu. Tüccarları çok. Lakin ticaretle hükmedemez, askerle hükmeder. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesine karşı geldi ve onu gafil oldular. Onlara, efendim, Allah düşmanlarına siz elinizden geldiği kadar efendim, kuvvet hazırlayın. Kuvvet hazırlayacaksın. Bırakmayacaksın kuvveti, ayak takımı alsın. Ayak takımı eline aldı mı seni ayağının altına alır. Kabahat, efendim, Şam'a hükmeden Müslümanları ticarete düşüp ticaret yollarında birinci tüccar olmaya çalışmaları ve memleketin idaresinin kimin elinde olduğuna bakmamışlardır. Efendim, Şükrü Kuvveti vardı. Fesli, İslam kıyafetiyle. Yani asker değildi, sivildendi. Ondan sonra kaç defa darbe yaptılar. Darbe yaptık sonra her darbede asker kuvvetlendi. Asker kuvvetlendiği vakitinde efendim sen atının ayağının altında kalırsın. Bir şey yapamazsın. Seni rezil eder. Ayet-i Kerime'ye muhalif hareket ettiler. Müftüleri, kadıları hepsi efendim, böyle şey düşünemedi. Öyle olduğu vakitinde her şeyin bir son noktası var. Bir son noktaya kadar çıkar. Ba'del kemal illa zeval. Şimdi askeri güç efendim son noktasına yetişti. Zirveye yetişti. İstediğini yapıyor. Lakin ve la yegurrennekum billahil garur. Değil mi ayet-i kerime? Garur kimdir?
şeytandır. Ticaretine bak diyor sen. İşine bak. Ticaretine bakan bu taraftan dini alt üst ettiler. Müslümanlığın şerefini kaldırdılar. Müslümanlığın şerefi kalkmaz ama onlar hedef tuttukları efendim İslam'dır. Hatta bütün dünyanın hedefini aldığı Müslümanlıktır, İslam'dır. Şeytan bütün gücünü seferber etmiştir. Ta ki İslam ismi kalmasın. Diyemiyor Libya İslam hükümet devleti, Mısır İslam devleti, Şam İslam devleti, Bağdat İslam devleti, İstanbul İslam devleti, efendim diyemiyorlar. İsmini kaldırdı. Hele bizde İslam isminde müessese yok. Müftülüğe bile efendim Türkiye'de ne diyor? En yüksek makam efendim Şeyhülislam'dı. İslam'a kumanda eden, hükmeden. Onun yerine ne koydular? Diyanet İşleri. Hiçbir müessesenin ismi İslam değildir. Hatta Ottoman Bank, Osmanlı Bankası'nın Osmanlı ki İslam'ı efendim temsil eder, İslam'ın sancağını tutardı, bankasının ismini bile bırakmadılar. Türkiye'de İslam ismi yoktur. Türkiye layık bir devlettir. Yani dinsiz bir devlettir. İslam'ı kabul etmeyen bir devlettir. E Allah seni hayal ettirir mi? Nereye kadar gideceksin bu davandan? Çürüyeceksin. Çürüdü mü dökülecek onlar. İslam'a kim baş kaldırdıysa başı kopup yere düştü. Şam'da olsun, Şark'ta olsun, efendim, İslam'a kim karşı geldiyse bırakır. وَاُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ İplerini koyveririm diyor, rüfarda uzatır uzatır. Lakin ipin ucu elimdedir diyor. Hak. Rabbul İzzet. Sen böyle yaptın, her şey düşecektir. Amin. Bunların yapıları nereye benzer? Bu bir oyuncak mukablar vardır. Mukabı bildin mi? Şatırmış. Küp. Küp. Şeyler ya, dört köşe küp. Şeycikler var, oynarlar. Bilmiyorum üzerinde korlar onları, bir yapı yaparlar. Aralarında ittifak yoktur. Bir tanesine böyle dokunsan, şurr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 r
İslam'a karşı olanların hepsi dökülecekti. Amin. Hepsi yıkılacaktı. Amin. Bunlar Allah'a karşı harbeden şeytan kabileleridir. Ve Allah mağlup olur mu? Haşa. La galibe illallah. Nedir senin yapacağın? Seni rezil eder. Dünyada da ahirette de Allah'a sığındık. İşte böyle. Bu gafletin içine düştüler. Efendim, bu İslam'a karşı olan devletlerin verdikleri rütbelerle
zannettiler ki bir kuvvet sahibiyiz. Halbuki rütbe var, kuvvet yok elinde. Bir çavuş onları yıldırır. Ne faydası var? Lakin فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatmasın. Her şeyin bir sebebi var. Mağlup olmanın sebepleri de var. Efendim, galip gelmenin sebepleri de var. Baş olmanın sebebi başka, ayak olmanın sebebi başkadır. Sağlamdır diyor. Ve aydûn lehum mesatâtun min kuvve ve min ribâtil hayli turhibûne bihi aduvvallâh ve aduvvekum ve âkharîne min dûnihim la ta'lemuhum. Allahu âlem. Ayet-i kerim. Bereket bu Araplar, bereket lisanları Arapçadır. İnsanlar Arapça'da Kur'an-ı Kerim'i okuduklarını anlamıyorlar. Okuyorlar. Nerede bu kuvvet? Okuyorlar. Ne için kuvvet Hazretleri diye Cenab-ı Allah demokrasi yapsınlar. Bağız partisi yapsınlar. Efendim bilmem Mısır'daki nedir? İştiraki. Ne için bunlar bu isimlerden kalktılar, İslam'a karşı durdular? Garbın hayatı ve serin lan illa garplaşacaksınız. Garplaşma cereyanı başladığından itibaren koca imparatorluk aşağı çöktü. Bitirdiler. Şimdi de efendim birbirlerini yiyorlar. Seçecek, seçmeyecek. Ne seçmesi be? Karpuz seçemeyen adamlar da size adam seçtireceksiniz. Elif'i görsen mertek sanan adama, anı secde görmeyen adama, efendim, siz yol açacaksınız, sen hükümet olabilirsin. Ne hakkı var onun hükümet olmaya? Allah'ın şeriatını bildi mi ki hükümet olsun? Hiç daha evvel hükümetlik yaptı mı ki hükümet diye seçesin, oraya getiresin? Geçenlerde doktorlar geldi, çağırdım ben onlara. Bu nedir dedim. Nedir bu sizin demokrasi bilmem nesi, seçiminiz bilmem neyiz? Ne nedir? Neyi seçecek? Şimdi efendim, hastahanede doktor eksildiği vakında ahaliyi toplayıp da içinden seçip mi getirin be oraya sen? Nasıl bir iş yaparsın? Bu o kadar açık, basit bir meseledir. Efendim, veyahut başka temsil, hiç ömründe eline dümen tutmayan adama efendim koca bir transatlantik gemiyi teslim etmeye mi? Nasıl? Hani seçti ya bunu? Ya bir vapuru süremez o. 80 milyon Türkiye şimdi. Ya 90 milyon. Suriye 25-30 milyon. Mısır 100 milyon. İran, Acem 100 milyon. Bunlar ahaliden seçiyoruz diyorum. Ne hakkı salahiyetin var senin bunu getirmeye? Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. Efendim
اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. İşler ehil olmayanlara verildiği vakitinde kıyameti gözleyin, bekleyiniz. Hiçbir yerde ehil adam yoktur başta. Resmi olan bürokratik sistemlerinde ehil olan adam bir tanesi yoktur. Seçimle getirdik, efendim, şimdi ordunun başına paşa lazım. Ne yapalım? Seçelim, koyalım. Kabul eder mi ordu onu? Ne kabul etsin? Sen sivil neye kabul eden? Demek ki asker seni oynatıyor sana hükmetmek için. Allah'a sığındık. Amin. Ve minallah tevfik. Fatiha. Thank you.